Değerli arkadaşlar, Bilgi Motor'dan tekrar hepinize merhabalar. Bugün sizin video önerinizi aldım yine. FR450-480 ikisi de aynı model oluyor, fark etmiyor. Bunda makarası değişimini size göstereceğiz arkadaşlar. Video başlamadan önce şöyle söylemek istiyorum. Videonun başında videoyu beğenirsiniz ve yorum yazarsanız arkadaşlar sevinirim. Bize destek olmuş olursunuz. Şimdi arkadaşlar videoya geçiyoruz ve başlıyoruz. Şu şekilde ilk starter kapağımın 4 tane cıvatasını söküyorum. Arkadaşlar şu birinci cıvatam. Şu ikinci cıvatam. Çoktuğun cıvatalar arkadaşlar yana doğru güzelce aydın. Bu şekilde şurayı döktüm. İşte arkadaşlar böyle eldiven kullanırsanız bu işte böyle parmağınız içeride kalır. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim parmak dağıldı. Ama devam yapacak bir şey yok. Şimdi bu işi yapıyorsanız eliniz kirlenecek. Yapacağımız pek bir şey yok şu an. Eldiveni arkadaşlar çıkarıyorum. Yapacak bir şey yok. Güzellik olsun dedik ama maalesef olmadı. Şu şekilde eldiveni çıkarıyorum arkadaşlar. Şuradan starter kapağını alıyorum. Arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz. Kapakla beraber içerideki ip makarasını da dağıtmış. Allah'ını seviyorsan beni bırak Yusuf abi. Allah'ını seviyorsan git. Arkadaşlar şu şekilde dediğimiz gibi bunu kırdım. Şunun arka tarafı kırılmış ve ip kesilmiş. Bu ipi bundan sökmek için arkadaşlar şu şekilde bunu ayırıyorsunuz. Şöyle komple şu pozisyona getirdikten sonra şurada gördüğünüz kısmı böyle küçük tığda ya da tornavidayla şu zembere dağıtmamaya dikkat edin arkadaşlar. Zemberekte farkındaysanız kesik yok, ayağı da sağlam, içeride gidiş de sağlam. Bunu buraya koyuyorum. Şu şekilde arkadaşlar bunu buraya koyuyorsunuz. Şuradan kastırarak şu şekilde arkadaşlar kastırdınız mı zaten yavaş yavaş kendi çıkacaktır. Şöyle aldık. Şurayı da şöyle karga burunla tutup çektiğiniz zaman alırsınız arkadaşlar. Şu şekilde ipi çıkarıyoruz. Şimdi bu kırıldığı için bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Ama değiştirmeye de gerek duymayabilir. Bu şekilde de bir destekle bunu halledebilirsiniz aslında. Şu gördüğünüz kısım, yani elinizde bir şey kalmadıysa şu şekilde bir şeyle de bunu halledebilirsiniz. Değiştirebiliriz de aslında ama değiştirelim yine. Dediğiniz gibi olsun. Şimdi arkadaşlar değiştirmeye geçiyoruz. Değerli arkadaşlar bu parçayı aslında değişecektim. Fakat şunu düşünerek bu parçayı değişmedim. Siz bunu bulamayacaksınız diyelim. Yüksekte, dağda, bayırda bir yerde kaldınız. Bu parçayı bulmanız bir ustaya gitmeden zor. Biz de şu şekilde size pratik bir çözüm olarak göstermek istedim arkadaşlar. Şu şekilde bu silikon tabancalarına ya da kağıt poşet de olabilir bu. Aparatif çözüm üreterek bu işi size halletmeye çalışıyorum. Şu şekilde arkadaşlar bu silikonu eriterek bu işi bir ustaya gitmeden geçici bir çözüm olarak bu işi yapabilirsiniz arkadaşlar. Geçici çözüm dediğim gibi şu şekilde arkadaşlar ısıttım. Buna güzelce bu şekilde sürüyorum. Bu geçici bir çözüm olarak işimizi görecektir. Fakat değişseniz bu işi kesin garanti olur. Ben şu şekilde yaptım. Gayet de sağlam oldu ama ilerleyen zamanda bunu değişmek doğru olandır. Biz aparatif bir çözüm olarak şu an bunu ben sıfır ile değişmiyorum. Elimde var diyelim 30-40 tane orijinali yan sanayisi ama ben değişmiyorum arkadaşlar. Bu kırılanı tamir etmeyi size göstereyim. Şu şekilde tamir ettim. Arkadaşlar şuraya da görürseniz tırnak ve motorun starter tırnağı, peşine pul, bir tane de sekmanımız olacak. O da burada arkadaşlar. Bunları şu şekilde yana ayırıyorum. Bunların sırasıyla takımını size göstereceğim arkadaşlar. Bu dediğimiz gibi bunu şekilde arkadaşlar hallettiniz mi? Şimdi geliyoruz bizim ikinci aşamamıza. İpi nasıl değiştireceğiz arkadaşlar? Şuradan yaklaşık olarak şu ipi görüyorsunuz arkadaşlar. Bundan yaklaşık olarak bir insanın kol mesafesi kadar. Şöyle tutuyorsunuz arkadaşlar. Bir kol mesafesi tam omuzun hizasından arkadaşlar bunu tekabül alırsanız şu kadar ip bize yetecektir. Arkadaşlar ezan dokundan dolayı videoyu durdurdum. Dediğim gibi arkadaşlar bir insanın kol boyu kadar, bir omuzuna gelecek kadar ölçün. Bu şekilde kesin arkadaşlar. Ölçtük. Şuradan kestim arkadaşlar. Gördüğünüz bu kadar bizim işimizi görecektir. Stil için konuşuyorum. Olemak için daha uzun olması gerekiyor.
şu kese gibimiz. Bunu ayırıyoruz. Bu Star Trek kolumuz. Arkadaşlar şu şekilde altta bunda şey var. Böyle yere vurun ve çıkarın. Şu şekil at. Bunu alın. Şunu yana koyun. Bir çakmakla yine kafasını. Güzelce yakın arkadaşlar. Şöyle. Yaktıktan sonra bu tarafını da aynı şekilde yakın. Yakın ve böyle inceltin arkadaşlar. Sonra bunu bu ipin yaylı aksamın içinden şu şekilde arkadaşlar çevirerek ve ileri bastırarak itin geçecektir. Bunun için çok kalın bir ip seçmenize gerek yok. Şu şekilde bunu rahat hareket etsin arkadaşlar. Şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde yaptık. Şuradan şunu şu şekilde arkadaşlar veriyoruz. Şu kısım burada olacak şekilde. Şöyle olacak arkadaşlar. Gördüğünüz aksam. Sonra arkadaşlar buraya düğüm atma şeklinde mutlaka çok dikkat edin. Bakın şu şekilde yaptığım harekete çok dikkat edin. Elime sarıyorum. Çeviriyorum. Şu şekilde yaptım. Farkındaysanız şu şekilde yaptım arkadaşlar. Daralttım. Şunu katlıyorum. Şu elimde kalan kısmı. Şu şekilde. O araya koyuyorum. Aynı şu şekilde olacak arkadaşlar. Sonra alttan çekiyorum. Aynen böyle olacak arkadaşlar. Bir daha gösterelim. Yanlış şey yapılmasın. Diğer düğümler arkadaşlar çözülebiliyor. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde yaptım. Bir kuş gözü. Bunu katladım ikiye. Aradan karşıya tarafa koydum. Şu şekilde alttan çektim. Arkadaşlar şu şekilde. Bunları ne kadar çekerseniz o saatçe kendini sıkacaktır. Şu şekilde gösterebiliyor muyum? Net. Bunları ne kadar sıkarsanız çekerseniz alttan o kadar kendini sıkacaktır arkadaşlar. Şöyle biraz. Asılın sıkılaşsın. Sonra bu kısmı şu şekilde arkadaşlar. Buradan tutun alttan da ipi tutun. Böyle içeri oturtun. Aynen bu şekilde arkadaşlar. İçeri otursun ip. Şu an işimiz gayet güzel devam ediyor. Sonra gelelim bu tarafa arkadaşlar. Burayı nasıl yapacağız? Şurada gördüğünüz kısımdan şu kısmı görüyorsunuz arkadaşlar. İçeride bir tane bunun girebileceği bir tane delik var. Net kameramın gösterebiliyorsanız şu an. Şu kısım arkadaşlar. Bu ipi oradan şu şekilde aynen içeri alıyoruz. Yine çevire çevire. İçeri geçtikten sonra karga burun ya da küçük bir tornavida ile alabilirsiniz. Şu şekilde aldım. Arkadaşlar çektim yine. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle sardım. Aynı yerine geri koyuyorum. Ama buranın deliği daha küçük olduğu için daha ufak bu şekilde bir düğüm yaparsanız sıkıntı olmayacaktır. Şimdi arkadaşlar bunu şey yaptık. Böyle dik şekilde bunu da oraya oturtuyorum. Yoksa karşıdan volanta alabilir. Şu şekilde arkadaşlar yaptık. Şuradan ses geliyor arkadaşlar. Şu şekilde bunu oturtuyorum. Sonra bunu aşağı güzelce bastırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde ipimizi şu şekilde yaptık. Gayet güzel dediğim gibi bir oğul kol mesafesinde. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz. Motorun bunu nasıl takacağımıza. Şurada deminki tırnaklarımızı unutmayın arkadaşlar. Şurada tırnağımız. Tırnağımız biraz aşılmış ama sağlam, işimizi görecek. Şurada gördüğünüz çentik arkadaşlar, şu arada gördüğünüz çentik, şurada görünen zemberek çentini aynı şu şekilde oturacak arkadaşlar. Bu kısmı oraya doğru ayarlayın ve şurada gördüğünüz kısmı şuradaki çentiye ayarlayın arkadaşlar ve oturtun. Şu şekilde oturması lazım oraya. Şu şekilde takın arkadaşlar. Oturduğu zaman bir sıkıntı yok. Oturmadığı zaman sıkıntı var. Ve arkadaşlar sola doğru şu şekilde
Yani dönüş şekli şu şekilde olacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi burada bir hata yaptık. Çünkü biz ipi buradan geçirmeyi unuttuk. Bak aksiliğe ya. Videoda kafamız dalıyor bu şekilde. Şimdi bunu bir daha söküp bir daha yapacağız. Buradan gevşeteceğiz. Aksilik işte arkadaşlar. Unuttuk. Şimdi burada gevşettiğimiz kısmı atabiliyorsunuz. Şunun sökülmesi de kolay. Şuradan tutuyorum. Çat diye. Aynı. Demin gibi gayet rahat şekilde çıkarıyorum. Bunu buradan tekrar çıkarıyorsunuz. İşte arkadaşlar insanın kafası daldı mı? Biraz da yorgunuz. Kafamız daldığı vakit bu şekilde karışıklıklar olabiliyor. Kusurumuza bakmayın. İnsanlık hali diyoruz. Gene arkadaşlar şuradan aynı içeri şekilde dönerek sokuyorum. Buradan ipi alıyorum. Demin gibi aynen. Bu tarafa küçük bir düğüm atmamız gerekiyor. Çok büyük olmasına gerek yok. Çünkü asıl yük koldaki makaraya binecek. Şöyle aynen buradan şu şekilde yerine koyuyorum arkadaşlar. Böyle koyup üstüne güzelce oradaki yatağa oturmasını sağlıyoruz. Aynen şu şekilde olacak arkadaşlar. Bu yaptığımız parçada gayet hiç fena değil. Orijinalini yaptık neredeyse arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu dediğim gibi arkadaşlar şuradaki çenteye götürüyorsunuz. Bu çenteyi karşı taraftaki çenteye uyarlıyorsunuz. Şurada görünen çenteyi şurada görünen çenteye uyarlıyorsunuz. Ve bunu onun üstüne şöyle koyun. Biraz sağa sola sallayın. Zaten sırat diye oraya oturacaktır. Şimdi arkadaşlar oturdu farkındaysanız. Dediğim gibi sol tarafa hamle yapacak şekilde yapacak. Ama şu an bunu yapmıyoruz. Çünkü çevirirken atma ihtimali var. O yüzden ilk olarak tırnakları takıyoruz. Şurada gördüğünüz küçük pulu direkt bunun üstüne bırakıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Peşine starter tırnağını sağ ya da sol. Bunlar da fark etmez. Sağ ya da sol tarafa koyuyorsunuz arkadaşlar. Şurada görünen sekmanı arkadaşlar şu şekilde sekmanı ilk olarak şu düz tarafını şuraya oturtuyorsunuz ve pardon arkadaşlar şunun tersi düzü var arkadaşlar şu şekilde değil bu şekilde olacak şekilde tırnakla beraber eş düzey aynı simetrik olacak şekilde ilk şuraya oturtuyorsunuz arkadaşlar tırnağı sonra arka tarafını içeride bir yatak var oraya sonra da burada görünen arkadaki kısmı ileri doğru bastırıp yatağa oturtuyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi olmuş oluyor arkadaşlar. Fakat bu çıktığı anda karşı tarafta volantın orada biraz eğilmiş. Bunu düzeltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde ise tekrar sekmanı şu şekilde karşıdan çıkartın alın. Şu sekman arkadaşlar eğilmiş. Şu şekilde buradan tutuyorum ve buradan hafifçe aşağı bastırıyorum. Çok değil. Böyle 1-2 milim bitse işimizi görecektir. Çünkü karşı taraftan eğilmiş. Aynen demin yaptığım gibi alttan sekmanı koyuyorum. Arkadan bastırıp yerine attırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bu şekilde olacak. Böyle mantık ileri döndüğü zaman tutacak, geri çıktığı zaman bırakacak arkadaşlar. Mantık bu. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz kısmı ipi şuradan çıkarıyorum. Artık bunu sarma aşamasına geliyoruz. İpi şuradaki çentiği görüyor musunuz? Şurada bir çentik var arkadaşlar. Bu ipi şu şekilde oraya oturtuyorum ve saat yönünün tersi şeyine sola doğru sarmaya başlıyorum. Şu şekilde sarıyorsunuz arkadaşlar. Bu yay elinizi çekecektir şu an. Ona göre dikkat edin arkadaşlar. Tutarken böyle sola doğru sarıyorum. Sardım. Şurada bunu tutuyorsunuz arkadaşlar. Böyle ip kırılacaktır. İpi böyle alta alın arkadaşlar. O istikamete doğru böyle çevirin çevirin. Düzeltin ve arkadaşlar ipi bu şekilde bırakabilirsiniz. Arkadaşlar şu şekilde gayet temiz bir işçilikle bu işi halletmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu yerine takmaya geçiyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel yaptık.
kolunu çektiğim zaman farkındaysanız tırnak açıyor şu şekilde. Ama bu size böyle rahat geliyorsa, bakın böyle bazıları yaparsınız böyle, böyle aşağıda kalır arkadaşlar. Bunu gidermek için tekrar ipimi biraz çekiyorum şu şekilde. Aynı boşluktan ipi şuradan alıyorum arkadaşlar, şu gördüğünüz kısımdan. Bir tur, iki tur daha sarabilirsiniz şu şekilde. İki tur daha sardım diyelim ve aynı dediğim gibi şu ipi orada kırılma noktasına göre çeviriyoruz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde halledebilirsiniz. Çok da sarmanızı tavsiye etmiyorum. Çok sararsanız arkadaşlar sürekli alttaki makarayı zorlar ve kırarsınız onu. Zembere sürekli yük bindirirsiniz. Bu şekilde. Yani gevşek kaldığı zaman şöyle gevşek kalır şuraya kadar, az sararsınız. Dediğim yöntemi tekrar kullanarak tekrar sarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu deniyoruz. Bakıyoruz motorda sıkıntı var mı? Kapağı koyuyorum, şu an cıvataları koymadım. Motorun volantı döndürüyor, bir sıkıntı yok. Arkadaşlar şu şekilde kapağımızı hallettik. Şu şekilde hiçbir sıkıntı yok. Gayet sağlam. Hiçbir sıkıntı yok. Geçici olarak benim kullandığım yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar cıvataları taktım. Motora kol da attığımızda bir sıkıntı yok. Gördünüz. Demin kol attık. Şu şekilde arkadaşlar. Koyuyorum. 3 tane yerine. Şu şekilde. Matkabı çok darbeli kullanmayın burada. 10-10 tanesi kullanın ki çok şey yapmasın, cıvataları sıyırmasın. Ama her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar son sıkışı son sıkışı mutlaka anahtarla yapın. Bu şekilde ben hallediyorum. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. İsterseniz motoru çalıştıracaktık ama şu an biraz işimiz var arkadaşlar. Yoğunuz. Bu arkadaş istemişti bunu benden. YouTube'dan bizi takip ediyor. Bu şekilde arkadaşlar. Siz de bana yorumlardan yazabilir, dileklerinizi, istediğiniz videoları bana ulaştırabilirsiniz. Bu şekilde ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu an arkadaşlar bize destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, kafanıza takılan soruları bana sormayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya mesela 500 like, 200 like gelirse bir tane bir sinema başlığı çekilişi yapabiliriz arkadaşlar. Yorumlarda ne dersiniz bu işi belirtin arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum. Bir gün motorda. Bu arada geçmiş bayramınızı kutluyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.